sene tabiat kış yorganını geç çekti üzerine. Ama uzun da sürüyor. Hala bazı yerlerde 1500 metrenin üzerindeki irtifalarda neredeyse 1 metreye yakın kar var. Bu örtü güzel. Çünkü sulama sistemi çok iyi. Hava ısınmaya başladığı an gündüz sulayacak, gece donacak. Gündüz sulayacak, gece donacak. Ama toprağın içerisindeki canlılarda, o tohumlarda bir şekilde gün yüzünü görmeli ki mevsimler karışmasın. Biz böyle bildik, böyle öğrendik. Bunun da böyle olmasını istiyoruz. Belki de bizim karışmamız, bunları böyle düşünmemiz, tabiat da diyecek ki dile gelse, size ne ya, siz işinize bakın, siz bana iyi bakın, siz düzgün yaşayın, beni anlayın, benle beraber var olmanız gerektiğini unutmayın diye bir serzenişte bulunsa, bize şöyle bir laf gönderse hakkıdır diyorum. Şahane. Gerçekten çok güzel bir gün. Bahar mevsimindeyiz ama yükseklerde hala kar var. Yüksek dediğimde yine ağaç seviyesine baktığımız zaman en fazla 2000 metreyi aklınıza getirebilirsiniz ama ağaç türlerine de bakarak o yükseklikte hangi ağaçların ve ne boyda olabileceğini bildiğiniz vakit irtifayı tahmin edebilirsiniz ki burası aşağı yukarı 15-20 metre boyları olan kayınların, arada köknarların bulunduğu güzel genç bir orman. Eski takvime göre 21 Mart yani 9 Mart çıkmadan havalar düzelmez demişler eskiler. 9 Mart eski takvime göre 21'i bitirdiğimiz 22 Mart'a tekabül eder. 13 gün ileriye koyarsak. Ve Abril 5 dedikleri Nisan ayının 18'i ile 21 Mart arasında kalan süreçte hava hep böyle değişken olur. Buna da atalarımız yine boz ayı demişler. Yani boz alacalı, renk değiştiren, bir güneş çıkan, bir mavi olan, bir gri bulutların olduğu, bir karın, fırtınanın, boranın olduğu aynı gün içerisinde, hatta öyle bir atasözü var ya, kork Abril'in beşinden, öküzü ayırır eşinden. İki tane öküzüyle tarla sürmeye, çiftini koşmaya, öküzlerini koşmaya giden köylü, yolda öyle bir hayvan öyle bir çalışır terler ki, dönerken de fırtına boran olur, sırtları buz tutar, hayvanlar hasta olur ve ölürler. Yani öküzü eşinden ayırır anlamında söylenmiş. Havanın değişkenliğini anlatıyor bize aslında. Atasözleri de doğada, tabiatta yaşayan insanların yaşadığı coğrafyayla ilgili edindiği deneyimler aslında. Biz de şimdi öyle bir aydayız. Bugün böyle, yarın belki de güneşli olacak, 25 derece olacak. Hava durumu istatistiklerine bakmadan böyle bir tahminde bulunabiliriz aslında. Şimdi kalacağımız yeri burası olarak seçtim. Şu iki ağacın arası, çok da fazla ilerleyemiyoruz. Ön tarafa ateş yakacağım, yer yapacağım. Çadır da kurulabilir ama yanında çadır yok. Ekip her zaman tedarikli gelir. Yanında bütün çadırıyla, uyku tulumuyla, malzemesiyle. Bizde de olur ama biz en azından böyle bir durumda, bu koşullarda nasıl kendinize uyuyabileceğiniz, dinlenebileceğiniz, emniyet hissedebileceğiniz bir yer yaparsınız. Hep onun peşindeyiz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Öğrendiklerimizi paylaşmak istiyoruz. Bugün de yine öyle bir şey yapmak istiyorum. Doğaçlama. Çantayı önce bir asayım. Bıçağımı koşunayım, üzerime koşayım. Şimdi çantayı asalım buraya. Ona bir düzenek yapalım. İçindekileri fazla ıslatmadan. Eğer ıslak olacağını düşündüğünüz bir mevsimde dağa çıkıyorsanız, tedbirli olmak için ya su geçirmez bir çantanız olacak ya da çantanızın içerisine su geçirmez torbalar koyabilirsiniz. Hazır satılan şeyler var ama çöp torbaları da bu işe yarar. Çantanın hacmi kadar içine koyarsınız onu, içinde diğer ihtiyacınız olan giysilerinizi, yiyeceklerinizi, pişirme kaplarınızı, artık ne varsa koyduğunuzda ağzını da güzelce kapatırsanız ıslanmayacaktır. Islak malzemeyle de üşümemek mümkün değil. Her zaman kuru olmak zorundayız. Böyle yerlerde çalışırken de çok fazla tedirgin, stresli ve hareketli olmamak gerek. Rahat. Rahatça hareket ederseniz daha az terlersiniz. Terlediğiniz vakit yine ıslanırsınız. O yüzden yavaş hareketlerle. Şu çatalı kullanabilirim. Ama bu da iyice öyle ki içi buz tutmuş tabii suyu. Ağaca su yürümüş, filizlenmiş.
Tekrar içindeki su donmuş. Yani evvel ateş yakalım da ısınalım. Şuradan ipi geçirecek bir yer yapalım. Şimdi hemen kuru dallar bulup ağaçta ayakta kalmayı başarmış. Ağacın gövdesine tutunmuş kuru dallar. Örneğin şu üstteki. Onlarla yakabiliriz ancak ateşimizi. Yerdekiler mümkün değil, yanmaz. Islak çünkü. Şunu bir keselim. Onun da dışı ıslak ama içi kuru. Yine gövdeye yakın yerden. Ateşimizi buraya yakalım. Burayı biraz ezmek lazım. Zemine yerdeki kuru dalları koyalım. Onlar ıslak ama üste yandıkça onlar da kuruyacak ve sonra yanacak. Bir de eldiven olmayınca eller çok üşüyor. Çünkü ağacın genelde yağışın geldiği sepken dediğimiz yerler oraya yapışmış o yüzeye ve dondurmuş. Gerçekten soğuk. Böyle bir durumda işte eller üşüyünce stres artıyor. O stres de iş gücünüzü azaltıyor ve sizi biraz da depresif yapıyor. Ama kendinizle barışmayı ve mücadele etmeyi de öğreniyorsunuz o koşullarda. İnsana bir şeyler de veriyor. Ben bunu bilerek giyiyorum. Eldivenim var ama bilerek giyinmiyorum. Çünkü onu ben de biraz hissetmek istiyorum yine. Ateş çünkü bu havada, bu gibi durumlarda
özge bir yardır. Eskilerin dediği gibi ateşten özge yar olur mu diye soğuk havalarda. Bizim için de öyle şu an. Kokusu da muhteşem şu reçinenin. Yanımda mutlaka birkaç parça çantamda bundan olur. O da ateşi başlatmak için şahane bir malzeme. Bir kıvılcım görmesi yeter şuranın. Şimdi en güzel ana geldik. Üşüdük, yorulduk ama şu kıvılcım her şeyi değiştirecek. İşte o kıvılcım. Gel bakalım. Bedensel olarak çalışmanın en iyi yolu sırtınızda çantanızı alıp içerisine sınırlı malzemeyle ama hayatta kalabileceğiniz temel unsurları da içine koyup o sınırlı malzemeyle insanlardan biraz uzak yerde birkaç gün ya tek başınıza ya da tek başınıza önermiyorum. Belli bir zaman geçmesi lazım onun için. Ama en az 2 ya da 3 kişi o sınırlı malzemeyle birkaç gününüzü geçirin. Hem bedeniniz iyi çalışacak, hem zihniniz güzel şeylerle meşgul olacak, hem de ön belleğinizi boşaltacaksınız. Şehirdeki o kaosun içerisine biraz daha pilinizi doldurup, şarj edip öyle gireceksiniz. Ama bu daha ne kadar böyle devam eder bilmiyorum. İnsanların hep böyle sağlayacağı fiziksel koşulları onlara uygun yerde yaşaması gerekir. Bunu her zaman her bilim insanı, her düşünür, her şair, her sanatçı tabiatla bağı olan mutlaka dile getirmiştir. Biz de dile getiriyoruz onların vekaletinde. Vekaletini alarak diyelim. Kendi hissettiklerimizi içine koyarak. Hayat da öyle bir şey işte. Öğrendiklerimizi geçmişten öğrenilenle birleştirerek yolumuza devam etmek. Yoksa hep yeniden başlarız. Jorge Luis Borges'in, ünlü şair Jorge Luis Borges'in de dediği gibi yeniden başlayabilseydim hayata diye kendi şarkımızı, şiirimizi söyleriz hep. Yanımızda getirdiğimiz malzemeler bizim hayal gücümüzü aslında birazcık daraltıyor, sınırlarını, çapını daraltıyor diyelim. Ama yanımızda getirmediğimiz herhangi bir malzeme, ihtiyaç duyduğumuz herhangi bir şey, çevreden gözlemlediğimiz, görebildiğimiz, aklımızı kullandığımız, deneyimlerimizi kullandığımız, becerimizi kullandığımız bir işle bizi meşgul ediyor. Bir yandan bakın ateşi ayakta tutmaya çalışıyorum. Çünkü çalışırken üşümüyorum ama durduğum zaman soğuk üşüyorum. Bir yandan da barınak yapacağım. Onun malzemelerini etraftan devrilmiş, nerede böyle yatmış, kırılmış ağaç varsa genelde onlardan bulup getirmeye çalışıyorum. Genelde o bulduğum malzemeler de, o dal parçaları da yakın yerlerde değil. Bayağı bir karda şuraya kadar batarak gire çıka
arıyorum. Hem gözlemliyorum, uzak noktalara bakıyorum. Yatmış, kırılmış, nerede ağaç var. Oraya odaklanıyorum. Hem de o kadar yolu gitmek zorunda kalıyorum. Ayağımda bir hedik olsa, kar ayakkabısı, karın üzerinde çok rahat yürüyebilirim. Ama buraya kadar battığım bir karda her zaman daha çok efor sarf ederim. Ve o da aslında bir yerden bir yere bir görevim varsa gideceksem mutlaka hedik ya da kayak olması gerekir. Ama onlar yoksa böyle bir yere geldiyseniz çok da ihtiyacınız yok. Bırakın biraz bedeniniz yorulsun. Döndüğünüzde onun tadını alırsınız daha çok. Burada biraz eziyet çekersiniz. Ben hep öyle yaşadım. Ama her şehre indiğimde, eve döndüğümde çok kısa bir süre sonra tekrar özlem duydum oraya. Demek ki bir şeyler bizi orada dinlendiriyor. İçimize, özümüze dönmemizi sağlıyor. Ama ateş onların başında. Şayet bir yerden bir yere gitmeyeceksem, öyle bir görevim yoksa, ormana sadece gezmeye, yürümeye, kamp yapmaya geldiysem, ilk yapmam gereken şey ya da ilk hissettiğim şey ateş yakmak. O duyguyu her kampta yaşıyorum ve her birisinde de ayrı bir zevk alıyorum. Hiç değişmeden yüksek bir şekilde, gittikçe de yükselerek diyeyim hatta, içimde var olmaya devam ediyor ateş. Oturdu. Tamamdır. Şimdi sadece üzerini dizeceğim bunun. Maksat yerden, yerdeki soğuktan kendimi uzak tutmak. Parmaklarımı hissetmiyorum. Çünkü ağacın üzerindeki kar dokundukça buzlaşıyor, o da soğuk baskı yapıyor elime sürekli. Ama durmamamız gerekiyor. Çalışacağız. Hava kararmadan bitirmemiz lazım. Buraya kadar oldu gayet güzel. Şimdi üzerinin parçalarını şu getirdiğim dallarla kapatacağım. Barınma, yani şimdiki zamandaki ismiyle ev. Evimiz, ailemiz, sıcak ortam değil mi? Bu çok kıymetli bir şey. Evimizin içindeyken bile barınak yapardık. Evcilik oynarken hani. Ev var ama yine bir barınak yapma ihtiyacı duyardık. Bu bizi çok mutlu ederdi. Ya düşünüyorum da şimdi. Keşke hepimiz gönlümüze, ruhumuza dokunabilecek evlerimizi yapabilsek. O evlerin içerisinde güzel yaşayabilsek. Gövdesi kalın olanları sergiye koyuyorum. Şöyle dik tutalım. Böyle havalarda balta kullanmak gerçekten riskli. Az önce ellerimi hissetmiyordum. Elimden kaydı. Balta fırladı. Daha tedbirli olmak lazım. İyice böyle kendinizden emin olmadıkça kesici aletler üzerinde fazla güç sarf edip hırs yapmamak lazım. Hele böyle bir yerde sakatlanırsanız, bir yerinizde kesik olursa çekilmez oluyor gerçekten. Daha evvel başıma gelmişti. Şunu da alabilirim. Baltayı hep dışarı doğru şöyle. Bu arada ateş iyice aşağı gömüldü. Onu bir an evvel organize etmem lazım. Demek ki kar derinliği neredeyse 1,5 metre var burada. Set yapıp iyice yukarı çıkaracağım ateşi. Yatmadan evvel.
gece burayı indirdikten sonra bu tamamen burayı kapatabilir. O yüzden şimdilik bunu geride tutacağım. Şöyle. Böyle bir ortam parayla satın alınamaz herhalde. Acayip zevk veriyor bana şu an. Müthiş zevk alıyorum şu an burada olmaktan. Şimdilik bunu şöyle düzenekli yukarıya asalım. Bunu havada tutmak için çok basit bir teknik var, yöntem var. Şöyle bir kozalak olur, yumuşak herhangi başka bir şey olur üzerinizde taşıdığınız. Ama ben bir dal parçasını kullanayım. Şöyle ucu sivri olmayacak şekilde onu yırtmadan. Şurayı yukarıya bağlayacağım. Ama önce alttan bu parçayı yerleştirdim. Sonra buradan şunu şöyle bir çevirelim. Onu da tam kazık düğümüyle üste. Bu bir. Bu da iki. Şöyle yukarı asabiliriz. O da buraya gelir. Şimdilik böyle kalsın. Bunu da açalım. Buraları biraz derli toplu hale getirelim. Gece takılmayalım. Bir denemesini yapalım mı? Şimdi burada güzel bir ateş yanıyorsa hiç sorun yok. Hazırlayacağım odunları da bunun altına güzelce dizerim. Sabaha kadar ateşi beslemek maksatlı. Hiçbir zaman kış kamplarında çadırlı gittiğim ya da barınak yaptığım kamplarda böyle kesiksiz uykum olmadı. Mutlaka uyandım. Ya bir ses duydum, ya üşüdüm, ya bir şeyler oldu yani mutlaka. Ama o da zevkli. Çünkü etrafta sizi rahatsız edecek herhangi bir suni ses, suni koku, ciğerlerinizi zorlayan herhangi bir kimyasal malzeme yok. Dinleniyorsunuz. Ait olduğunuz yerde en güzel havayı soluyarak dinleniyorsunuz. Evde uyurken şöyle pencerenizi birazcık aralayıp yaz kış hiç fark etmez. İçeriye taze hava girmesini sağlarsanız çok daha güzel uyku çekersiniz. Bunu herhalde deneylemişsinizdir. Oysaki tabiatta her zaman açık, her zaman öyle güzel hava soluyorsunuz. Kaliteli, iyi oksijen soluyorsanız sizin için en gerekli şey o. Hücrelerimiz için en gerekli şey o. Suyla birlikte, öyle değil mi? Oksijen yoksa zaten hiçbir şey işe yaramıyor. Ve bizi hasta eden şeyler de şehirdeki kendi ürettiğimiz ve bıraktığımız atıklarımız aslında. Şimdi bunu koyunca rahat oldu. Çam inceleri olsaydı burada çam görebilseydim. Altına güzelce ondan serer. Biraz daha yalıtım malzemesi gibi olurdu. Ama hiç sorun değil. Bu bir keçe, bu da yün. Bunun üzerinde başımın altına da küçük bir yastık, uyku tulumunun içerisindeki kılıfının içine koyacağım herhangi bir giysi yastık görevi görür. Bunu da kapattıktan sonra burada çok rahat geceyi geçirebilirim. 3-5 saat uyku burada yetiyor. Şimdi biraz odun yapayım.
Özellikle kış kampından geldikten sonra veya ıslak bir kamptan döndükten sonra ıslanmış olan, size yardım eden, sizinle hayatınızı paylaşan malzemeleriniz bakım istiyor. Örneğin balta. Bakın ıslandı. Şimdi bunu nasıl kurtaracağım, koyacağım? Biraz zor. O yüzden kılıfına koyup paslanmasın diye de döndükten sonra onu güzelce kurutup yağlayıp bakımını yapmam lazım. Şöyle koyalım şimdilik bunu buraya. Böyle bir yere temas ederseniz daha az üşürsünüz. Genelde bıçakla ilgili sorular geliyor. Çeliği nasıl olmalı? Boyu nasıl olmalı? Kalınlığı ne kadar olmalı? Kabzası ne kadar kalın, geniş olmalı gibi. Kılıfı, kını çok kolay girip çıkacak tabii ki şöyle. Çok büyük olmasına gerek yok bıçağın. Yanımda iki tane bıçak taşıyorum. Bu boynuma takarım genelde ama burada taşıyorum. Küçük bir bıçak bakın. Şöyle 6,5 santim namlusu var, ağız kısmı var. Kalınlığı 3.1 milim. Tek açım, yani iki tane ağız açığı yok. Şuradan aşağı yukarı 1/3'ünden başlıyor. Yarısına kadar da olabilir bıçağın kalınlığına göre. Bununki öyle en azından. Şu şekilde uca kadar kavruyor ve birleşiyor. Bunu bileylemek, açmak daha kolay. Ağız kısmı bakın, uç kısmı dönerek geliyor, üst tarafı düz. Bunu küçük delikler açarken, yontarken, keserken çok rahat kullanabilirsiniz. Şu boyutta bir bıçak bile çok rahat iş görür. Çakıyı çok fazla tercih etmiyorum. Ağzı kapanır, açılır olanları. Çünkü ben biraz sert kullanıyorum ve çakıyı ufak tefek işlerde belki kullanabilirsiniz ama bunu da kullanırsınız her türlü. Her şeyimiz olabilir. Maddesel anlamda söylüyorum. Birçok şeye sahip olabiliriz. Ama şöyle küçük bir bıçakla elimize aldığımız herhangi bir şeyi yontmaya başladığımız zaman, ona şekil vermeye başladığımız an, onu bir şeye dönüştürdüğümüz an, hayatımızı kolaylaştırdığımız an daha çok mutlu olduğumu hissediyorum açıkçası. Ben kendi üzerimden söyleyeyim size. Sizlerin de kendinize ait küçük birer bıçağınızın olabilmesi, onlarla gönlünüzden geldiğince herhangi bir yere gittiğinizde, evde olabilir, bahçenizde olabilir, dışarıda olabilir, kampta olabilir, dağda olabilir, güzel işler yapabilmeniz, kendinizi çok daha iyi hissedebilmeniz, daha mutlu, daha huzurlu yaşayabilmeniz temennisiyle şu güzel boz ayın mevsiminden, havaların, iklimin çatıştığı, çarpıştığı, mücadele ettiği, bugün karlı, yarın güneşli olabilecek bir mevsimden, bir andan, ateşin başından, şu barınağın, yaptığım düzeneğin içerisinden selam gönderiyorum size.